Bu analizde iki önemli ismin İran, İsrail, Suriye ve Hizbullah konularındaki çok çok önemli değerlendirmelerine yer vermek istiyoruz. Bu iki isim Arap dünyasının etkili yayıncılarından El Arab gazetesi genel yayın yönetmeni Cemal Khashoggi ve Lübnan'daki İran destekli Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri ve sözcüsü Şeyh Supi Ettufeyli. Arabistan'da yayınlanan El Arab gazetesinin genel yayın yönetmeni Cemal Khashoggi, İran, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek için İsrail'le gizlice anlaştı diye yazdı. Khashoggi, İran bölgeye asker gönderme konusunda İsrail'den onay aldı. Tahran'sa bunun karşılığında İsrail'in Filistin'e yönelik yoğun baskılarına ses çıkartmayacağına dair söz verdi dedi. Cemal Khashoggi ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail tarafından başlatılan şiddetli baskınlara karşı Lübnan Hizbullah'ın İsrail güçlerine mukavemet etmeyeceği garantisi alındığını, İran'ın Suriye'ye gönderdiği askerlerden bir kısmını da birkaç ay sonra Yemen'e yönlendireceğini de yazdı. Cemal Khashoggi'nin sözünü ettiği İran ve Hizbullah. Hizbullah, İran'daki Hümeyni devriminden esinlenerek 1982 yılında kurulmuş, merkezi Lübnan'da bulunan Şii bir örgüt. İsrail'i o zamanlar işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak hedefiyle işe başlamıştı. İşte bu Hizbullah'ın ilk genel sekreteri ve sözcüsü Şeyh Supi Ettufeyli çıktığı bir TV programında İran ve Hizbullah'ın Suriye politikası ve İsrail'le işbirliği yapmalarını yerden yere vuran bir konuşma yaptı. İran ve Hizbullah'ın geldiği noktayı yüzlerine çarptı. Birazdan izleyeceğiniz açıklamaların tamamı Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Şeyh Supi Ettufeyli'ye ait. Şöyle diyor Şeyh Tufeyli: Suriye Şiilerinin hiçbir zaman korunmaya ihtiyaçları yoktu. Onları biz bataklığın içine soktuk. Bugün Şiiler bizim hatalarımız yüzünden tehlike altında. Biz sebep olduk. Suriye'de Şiilerin başına gelebilecek en ufak zararın sorumlusu biziz. Onların başını derde sokan biziz. Acı çekmelerine biz sebep olduk. Suriye Şiilerinin bizlerin ne yardımına ne de desteğine ihtiyaçları var. Seyyide Zeynep Türbesi için de aynı. Mezar taşlarının hiç kimse tarafından korunmasına ihtiyacı yok. Biz Seyyide Zeynep'i seviyoruz da Sünniler nefret mi ediyor zannediyorsunuz? Seyyide Zeynep bütün Müslümanlar için saygıdeğerdir. Yalan, yapmak istediklerini gizliyorlar. Seyyide Zeynep Türbesi'ni korumak veya Suriye'deki Lübnanlı Şiileri korumak propaganda için sadece bir bahane. Basit insanları aldatmak için bir taktik bu bahaneler. Esasında öyle değil. Esas mesele Suriye rejimini korumak. Söz konusu olan rejimi korumak, halkını öldüren, suçlu, zalim rejimi korumak için savaşıyorlar. Nasıl olur da Esad rejimi Suriye halkını her türlü silah ve füzelerle bombalar? Ama Filistin'i işgal eden İsrail'e tek bir füze dahi atmışlığı yok. Burada bir soru sormak istiyorum. Bundan kim istifade ediyor? İsrail istifade ediyor. Eski Hizbullah lideri Supi Tufeyli devam ediyor. Yani biz bugün İsrail'in menfaatlerine hizmet etmiş oluyoruz. Suriye'de savaşa karışmamız İsrail'e fayda sağlıyor. Daha beteri, açık olalım. İki taraftan birinin savaşı kazanmasına müsaade etmezler. İki taraf da kaybetsin, ümmet yıkılıp kaybolsun istiyorlar. Amaçları bu. İsrail gibi Batı ve ABD'nin de çıkarları aynı. Birbirimizi kırıp parçalayalım, Lübnan'dan Suriye'ye mezhep çatışmaları bitmesin. Bu onlara yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. Onlara ne kadar büyük bir hizmet ettiğimizi hayal edebiliyor musunuz? Görün ey İranlı yöneticiler, Kutsal Kudüs'ü işgal eden ümmetin düşmanı Siyonistlerin çıkarlarına nasıl hizmet ediyoruz? Eski Hizbullah lideri Şeyh Tufeyli daha da sertleşiyor. Hizbullah Suriyeli Şiileri gerçek bir facianın içine attı. Suriye'de öldürülen her Şii'ye Hizbullah sebep oluyor. Yıkılan her evde, kesilen her ağaçta Hizbullah ve İran'ın sorumluluğu var. Suriye Şiilerini Lübnan ve çevresindeki iğrenç mezhep savaşlarından uzaklaştırmak bizim sorumluluğumuzdu. Suriye'de bir halk var ve bir de zalim yönetici. Halk bu zalim yöneticiden kurtulmak istiyor. Onlara mani olmaya hakkımız yok. Biz İmam Hüseyin'in takipçileri olduğumuzu söylüyoruz ve ona yapılan haksızlığı ağlıyoruz. Hazreti Hüseyin'den bahsederken zalime karşı ayaklandığını tekrarlıyoruz. Peki şimdi Suriye'de olan ne? Zalim Esad'a karşı bir ayaklanma var. Medyada İsrail'i atıp tutuyoruz, konuştukça konuşuyoruz. Sonra genç direnişçileri ve silahları başka yerlere kurban ediyoruz. Bu haramdır, suç işliyorlar. Gençleri Siyonist düşmanla savaşmak için eğiteceğimize, onlara hizmet için eğitiyoruz. Bugün Hizbullah'ın yaptıklarından İsrail'in çok mutlu olduğunu biliyorum. Bazen insanlar bana, İsrail Lübnan'a direnişe karşı bir saldırı başlatabilir mi diye soruyorlar. Gülerek cevaplıyorum, neden dolayı başlatsın ki? Tersine, Hizbullah Suriye'de savaşmaya devam ederse İsrail daha fazla korur Hizbullah'ı.
kim olursa olsun bizim bugün İsrail çıkarlarına hizmet ettiğimiz gibi kimse hizmet edemez. Ama İsrail hiçbir zaman Lübnan'a saldırmayı düşünemez. Tersine İsrail Suriye'de savaşan Hizbullah'ı daha çok korumaya başlar. Çünkü onlar için ümmeti yok etmek pratik bir araç. Suriye'de öldürülen Hizbullah üyeleri şehit sayılır mı sorusuna eski Hizbullah Genel Sekreteri Tufeyli çok net ve çok sert karşılık veriyor. Hangi hakla şehitliği hak ediyorlar? Müslümanların çocuklarını öldürdükleri için mi? Hangi hakla şehit oluyorlar? Onları terörize ettikleri için mi? Hangi hakla şehit oluyorlar? Evlerini başlarına yıktıkları için mi? Filistin'in özgürlüğü için mi savaşa gittiler? Hayır, şehit değiller, cehenneme gidecekler. Kur'an ayetlerinin cevabı açık. Orta Doğu'da neler olduğunu merak edenlere duyurulur.